Herkese merhaba. Yeni bir Söğüt eğitim videosunda daha sizlerle beraberiz. Bugün anlatacağım komut Helix komut olacak. Helix komut sayesinde animasyonda görüldüğü gibi katı modelleri oluşturmamız mümkündür. Helix komutun aktif olması için ekranda bir skeç olması gerekir. Öncelikle line komutuma tıklıyorum. Buradaki front pilinimi kilit tuşuyla seçip kontrol taşıyla karşıma aldım. Base referans pilinlerimi kapatıyorum. Şuradan yüzlük bir adet düz çizgi çekiyorum. Sağ tıkla onayladım. Daha sonra tam şurada hizalı olacak şekilde orijine 20 çapında bir adet circle çiziyorum. Daha sonra şurayı yardımcı çizgi haline getiriyorum. Ve Smart Dimension yardımıyla bunların ölçülerini veriyorum ve aynı zamanda şuradaki çap değerimi de 100 olarak giriyorum. Şimdi Helix komutunun aktif olacağını görebilirsiniz. Helix komutuma tıklıyorum. Benden önce cross section, yani buradaki kesitimi ve dönme eksenimi seçmemi istiyor. Seçiyorum, seçiyorum. Sağ tıkla onaylıyorum. Şimdi burada axis and pitch kısmı var. Burada dönme ekseni uzunluğuna ve adım sayısına göre işlem yapabiliriz. Daha doğrusu adım uzunluğuna göre. Buraya 20 olarak girmek istiyorum. Enter ile onaylıyorum. Şu ikisinin arasındaki mesafenin 20 şeklinde ilerleyeceğini görebilirsiniz. Ctrl Z ile geri alıyorum yaptığım işlemi. Tekrardan geliyorum. Seçtim. Seçtim. Sağ tıkla onayladım. Sonra Helix Options'a geliyorum. Az önceki şuradaki kısmın buradan da ayarlanabileceğini görebilirsiniz. Burada da eksen uzunluğu ve dönüş sayısına göre yaptığını söylüyor. Bunu seçelim. Dönüş sayımız kaç olsun? 5 olsun. Ya da 3 olsun. Daha sonra burada right handed mı, left handed mı, yani sağa doğru mu dönsün, sol doğru mu dönsün. Burada sol seçelim. Ve OK diyelim. Sağ tıkımla onayladım. Bu şekilde işlemi gerçekleştirmiş oldum. Tekrar Ctrl Z ile geri aldım. Helix komutuma geldim. Buraları seçtim tekrardan. Sağ tıkla onaylıyorum. Daha sonra buradaki Pitch and Turns kısmı var. Eksen uzunluğundan bağımsız olarak kaç kere döneceğini giriyorsunuz. 3 kere dönsün. Ve adım miktarı da 30 mm olsun diyorum. Taper kısmı var. Taper kısmında giriş ve çıkıştaki, hani düz mü gitsin yoksa yukarı doğru konikleşerek mi yoksa aşağı doğrudan bir konik mi vermek istediğimizi söylüyoruz aslında. By Angel diyelim. Kaç olsun burası mesela? 15 derece olsun. Okey dedim. Sağ tıkla onayladım. Gördüğünüz gibi yukarı doğru 15 derecelik açılarak devam etmiş işlem. Tekrardan Ctrl Z ile geri alıyorum. Helix komutuma geliyorum. Sağ tıkla onayladım. Helix Options'a geri geldim. Buradaki turn sayısını 5'e çıkarıyorum. Right handed olarak kalsın. Buradaki by radius kısmı var. Burada start radius 50 mm. Çünkü total çapımız 100'dü. Bitişte 20 mm olsun. Bu şekilde OK dedim. Ve göreceğiniz üzere radius değerini değiştirerek yukarı doğru bir adet helix oluşturmuş oldum. Bu arada bu helix'teki cross section kısmı sadece circle olmak zorunda değil. Başka bir geometrik şekilde olabilir. Line komutuma tıklıyorum tekrardan.
Bezi referans planlarımı aktif ettim. Front planımı karşıma aldım. Trimle buradan kurtuldum. Rectangle by center points komutu yardımıyla 20'ye 20'lik bir adet circle, bir adet dikdörtgen bıraktım. Daha sonra bunların kenarlarının uzunluğunu veriyorum. Daha sonra symmetric diameter yardımıyla buranın çapını 100 olarak tekrardan ayarlıyorum. Daha sonra horizontal vertical komutu yardımıyla burası ile burasını aynı hizaya getiriyorum. Tekrar geldim helix komutuma. Hiçbir ayarı yapmadan burayı ve buraları seçiyorum. Sağ tıkımla onayladım. Turn sayısına 4 dedim. OK tuşuna tıkladım. Bu şekilde karesel bir helix oluşturabileceğini görebilirsiniz. Bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi çalışmalar dileriz.